Kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu ile birlikteyiz. Tavşantepe mahallesindeyiz. Okulun hemen önü, Narin'in son görüntülendiği bu alanda bir gelişme daha var ki o da hemen arka tarafımızda bulunan Nevzat Bahtiyar'ın evinin orada. Neler oldu dilerseniz oraya doğru bir yürüyelim. Çünkü Nevzat Bahtiyar bu süreçte İtirafçı olarak ortaya çıkmıştı fakat iştirakten dolayı insan öldürme suçundan iştirakten dolayı tutuklandı ve bununla alakalı işlemleri devam ediyor. Bu tespitler yapıldıktan sonra aslında itiraf ettiği bazı detaylar ve iddiaları olması sebebiyle böyle de anılıyor kendisi. Şimdi gidiyoruz, hemen önümüze çıkacak İlk adreslerden bir tanesi Nevzat Bahtiyar'ın annesinin hanesi. Öte yandan arka tarafındaysa Nevzat Bahtiyar'ın kendi evi söz konusu. Salim Güran ifadesi ortaya çıktı. Salim Güran'ın ifadesiyle Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi birbiriyle çok farklı ve Nevzat Bahtiyar'ın iddialarını Salim Güran kesinlikle yalanlıyor ve kabul etmiyor. Neydi o iddia? Ben cesedi Salim Güran'dan aldım diyordu Nevzat Bahtiyar. Ve o sırada bahçede Salim Güran ona seslendiği sırada bahçede olduğunu belirtiyor. Ve o bahçeye de şimdi giriş yapacağız. Dikkat çeken hususlar var. Nevzat Bahtiyar'ın o bahçe diye kastettiği noktaya doğru ilerleyeceğiz. Şimdi giriyoruz, girmek üzereyiz. Annesinin hanesi ve kendi... Serdar Er ve Yasin Kamaloğlu bulundukları noktadan, köyden aktarıyorlar. Bir bağlantı kesildi tabii bulundukları noktada. Her zaman çok iyi bir çekim gitti galiba abi. Almıyoruz. Şimdi galiba Serdar bizi duyuyor. Serdar, sesin ve görüntün devam edelim geliyor. Samet. Seni dinleyelim Samet, varsa... lütfen. Buyur. Derken tabii yine bir görüntüde aksama oldu. O noktada arkadaşlarımız şimdi bakıyorlar köyden. Görüntülerde ekranlarınıza geliyor. Serdar ve Yasin Kamaloğlu aktarıyor. Şimdi ses düzeldi. Serdar, seni dinliyoruz. Evet, şu an düzeldi. Anladığımız kadarıyla burada bir çekim problemi yaşıyoruz. Yasin Kamaloğlu gösteriyor. Onun iddiası ve ifadesine göre yukarıdan Salim Güran ona seslendi ve seninle bir işimiz var dedi diyor. Seninle bir işimiz var dedi diyor Nevzat Bahtiyar. O sırada bahçede annesinin evinden hortumla su alıyor ve bahçeyi suladığını belirtiyor. Çünkü kendi evinde su söz konusu değil, suların akmadığını söylüyor. O anlamda hatta o sesleniş öncesinde Salim Güran'ı da aradığını, su olmadığından dolayı, muhtar olduğundan sebep. Tabii Salim Güran bunları reddediyor. İşte o olay anını anlattığı yer burası. Nevzat Bahtiyar'ın evini tekrar gösterelim. Çünkü neden? Az önce burada bir sıcak gelişme oldu ki o da şu. Nevzat Bahtiyar'ın eşi bu hadise sonrasında evi terk etti. Gitmek zorunda kaldı. Başka bir noktada yaşıyor. Annesi, babası ve kardeşiyle bu alana geldi. Nevzat Bahtiyar'ın eşi buradan jandarma gözetiminde şu evden, yani kendi evlerinden, Nevzat Bahtiyar'ın ve kendisinin yaşadığı evden birkaç eşyasını aldıktan sonra buradan ayrıldılar. Bunu belirtmiş olalım. Tabii burada jandarma gözetiminde yürütüldüğünü bu sürecin söyleyelim ki bu çok önemli bir detay. Çünkü evden bir malın kaçırılması, belki delilin çıkartılması noktasında önlemlerin alındığını
bir kez daha aktarmış olalım. Şimdi oraya daha gitmek istemiyoruz çünkü cihazımız o noktada tam oraya geldiğimizde kesiliyor diye. Ama evin etrafını göstermek isteriz ve bulunduğumuz bu alanı anlatmak isteriz sizlere. 50 dakika boyunca Nevzat Bahtiyar'ın aracının durduğu yer burası. Yoldan hemen içeri girdiğinizde 3-5 metre buraya bir araç park edebilir. Hatta birden fazla araç park edebilir. Salim Güran, onun ifadesine göre Kur'an kursunun olduğu yoldan bu tarafa doğru hareket ediyor ve tam da parke taştı şu yolda. Şu an bir aracın da geçtiği o yolda buluşuyorlar. O noktada aracın bir tane kenarına, diğer kenarına, yani Salim Güran bir tarafa park ediyor. Diğer taraf şöyle söylüyor. Biz Narin Güran'ın gömme işlemini bu şekilde başlattık. Kendisi çuvalla birlikte içine taş doldurarak da kendisi eğer tutmaz deresine tek başına yerleştirdiğini ve götürdüğünü söylüyor. Peki bunu niye yaptın sorusunu yönelttiklerinde yetkililer, bunu ailemle ve ölümle tehdit edildim ve 200 bin lira para karşılığında yaptığını söylüyor. Bu parayı da 200 bin lirayı da almadığını belirtiyor. Hasat zamanı alacağını ifade ediyor. Bunu da söylemiş olalım. İşte yaşanılan bu olaylar sonrasında Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi ve iddiaları gündeme geldi. Şu an iştirak halinde insan öldürme suçundan tutuklu. Kendisinin evi az önce eşi tarafından buraya gelindi. Evinden birkaç parça eşya alındı ki belki de hanımına ait, eşine ait bir eşyalar olabilir bunlar. Çünkü jandarma gözetiminde alındı. Bir araçla birlikte buraya gelindi. Aracın içinde zannedersek eşinin kardeşi ya da abi, babası da bulunuyordu. Bu önemli bir ayrıntı. Jandarma ile birlikte buradan ayrıldılar ve köyü terk ettiklerini de belirtmiş olalım bir kez daha. Salim Güran bütün iddiaları reddetti Nevzat Bahtiyar'ın. Özellikle köydeki durum ne? Nevzat Bahtiyar'ın yaşadığı bu alanda hemen yan tarafına bakacak olursanız ki hemen oraya doğru istiyorum ben. Kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu ile birlikte. Orada bir patika yol var. O patika yol üzerinde Narin'in son görüntüsü kaydedilmişti. Şimdi oraya doğru ilerleyelim. Ve o patika yolun üzerinde gerçekleşmesi sonrasında son görüntülendiği yere de gidebiliriz. Oradan da önemli detaylar var çünkü. O patika yoldan gidip yukarıdan evin arkasından doğru Narin Güran'ın geçme ihtimalinden bahsediyor şimdi aile. Eğer o geçiş gerçekleştiyse iddialara göre Narin Güran evin arka tarafında Nevzat Bahtiyar'la karşılaşmış olabilir ve bundan sonra da cinayet için uygun zemin oluşmuş olabilir diyor aile üyeleri. Bu da önemli bir detay. Şu an patika yolda gözüküyor. Şöyle takip edelim hatta daha fazla gitmeden çünkü burada da anlatacağımız farklı detaylar var. Takip ettiğimizde sola doğru bakın o patika yolu görebiliyorsunuz. Evin arka tarafından yüksek bir kesimde kalan nokta. Narin Güran'ın evi neresi? Şimdi Yasin Kamaloğlu gösterecek. Tam da yukarıda bulunan ağaçların hemen arkasında bulunan yer Narin Güran'ın evi. İşte tüm detaylar burada gerçekleşti. Şimdi parke taşlı yoldan gidiyoruz. Bu aşamada artık Nevzat Bahtiyar'ın ifadesine göre Salim Güran'la burada buluşuldu. Yolun bir kenarında biri, diğer kenarında biri durdu ve artık burada Narin Güran'ı gömmek için son aşamadalar. 1-2 dakika mesafede olan eğer tutmaz deresine gidilecek. Peki nerede buluşuldu? Tarif edilmez ama yolun tam neresi sorusuna gelecek olursa yine ihtimaller üzerinde duralım. Burası olmayabilir. Köylü tarafından görülen bir nokta. Daha da ilerlediğimizde olması muhtemel, biraz daha kamufle olunabilecek bazı yerler var. Onları da göstermek istiyorum ben size. Bakın bu ağaç oldukça büyük ve kamufle edebilecek seviyede bir ağaç. Yani bir aracı rahat bir şekilde şuraya park ettiyseniz görünmeyebilir o taraftan. Yaprakları çok uzun. Diğer araç biraz daha aşağıda durduğu takdirde şurada görülmesi
muhtemel olan bir nokta var ki o da şurada bulunan bir tuvalet var. Oradan belki muhtemel olabilir ama o sırada kimse yoksa oradan da görülmesi zayıf. Burada duvarla örülü gözükmüyor. Buradan geçişlerse sadece burada oturanlar tarafından kullanılan bir yol olabilir. Muhtemeldir ki öyle kullanılan bir yol. Buradan geçtikten sonra bakın şurada park ettiğiniz takdirde oldukça kamuflesiniz. Mümkün mertebe yani burada olabilecek hadiseyi anlatıyorum Nevzat Bahtiyar'ın ifadesine göre. Peki sonra ne oldu? Sonra buradan ayrıldıklarını belirtiyor. Artık Nevzat Bahtiyar Narin Günah'ın cenazesini aldı. Kendi ifadesiyle eğer tutmaz deresine doğru ilerliyor. Tam bu istikameti takip edecek. Yani aracıyla birlikte buradan yol aldı. Çünkü başka bir gidebileceği alan yok. Tarif edilen nokta burası. Nereden geçmesi gerekiyor bunun için? Mezarlıktan geçmesi gerekiyor. Tam da şu an Narin'in mezarlığının bulunduğu alandan hemen bir yol geçiyor yan tarafında. Şu an hatta bir araç trafiği de söz konusu. Bu istikametten aşağı doğru ilerlediğinizde görüyorsunuz. Eğer tutmaz deresine doğru gidiyor ki patika bir yol var. İşte o yol üzerinden de gelen araçlar var. Bu yolların kullanıldığı ifade ediyor Nevzat Bahtiyar anlattığı detaylarda. Peki başka ne unsurlar var burada? Başka detaylar neler? Nevzat Bahtiyar bunları söylerken, tüm bu detayları anlatırken Salim Güransa ifadesindeki onlar da ortaya çıktı. CNN Türk'te dün akşam da canlı olarak aktardık izleyicilerimize. Salim Güran o sırada tarlalarda, bakın çok sayıda tarla var burada ki köyün birçok kısmında bulunan tarlaların tamamı neredeyse bu aileye ait, Güran ailesine ait ve bu tarlaların sorumluluğu, işçiliği, bütün her şeyi Salim Güran'a emanet. Hem de o zaman biliyorsunuz muhtardı. Şu an o muhtarlık görevinde tutuklu bulunduğu için görevinden alındı. Muhtar olması, tarım işleriyle uğraşması da önemli bir detay. Köyde bir güven söz konusu ve ona işler teslim edilmiş durumda. O sırada bölgede bulunan tarlalarda Salim Güran iş yaptığını belirtiyor ve Nevzat Bahtiyar'ın iddialarını yalanlıyor. Peki tarlada ne yapıyor sorusunun cevabı ilerleyen saatlerde saatler 16.55'i gösterdiğinde bir kayıt ortaya çıkıyor ki bizler o kayda ulaştık ama o kayıtta bize saat 15.15'te nerede olduğunu gösteren bir kayıt değil. Bir telefon görüşmesi Antalya'da yapıldığı belirtiliyor. O da Mehmet Bey'le birlikte Antalya'da yaşayan amca oğluyla Salim Güran bir görüşme yapıyor. Salim Güran onu arıyor, o Salim Güran'ı arıyor. Toplamda 5 arama kaydı var ama görüşme olarak 4'ü sanki görüşülüyor. Biri cevapsız çağrı olarak burada önümüzde bu kayıtlara göre. HTS kayıtlarında da 5 kez kayıt ortaya çıktı. Tabii detaylı kayıtlar o noktada mevcut. Peki Salim Güran ne atıyor Mehmet Güran'a, amcaoğluna? Bakın 16.55'te attığı görseller bunlar. 16.55'i gösterdiğinde saatler, Salim Güran'ın attığı görüntüler bunlar. Bakın şurada da saati mevcut, böcek olduğu. İşte o burada daha önceki saatlerde de tarım işiyle uğraşıyorum. Ben tarladayım, sabah saatleri itibariyle tarladaydım. İşte bu şekilde detayları anlatıyor ki o görüşmeye Salim Güran da o görüşmeyi aktarıyor. Bu tarlalar üzerinde. Peki başka ne detaylar var? İşte Nevzat Bahtiyar'ın bu ifadelerini reddedip öte yandan savcılar, emniyet yetkilileri şu soruyu soruyor ona. Diyorlar ki siz ifadesini değiştirmeleri için ve beyanda bulunmaları için akraba üyelerine gözaltına alınan isimlere telkinlerde bulundunuz mu sorusu oldukça önemli. Çünkü ifadede Birsen Güran'ın ifadesine göre bana Salim Güran o saati söylememi söyledi demişti. O da onu da yalanlıyor. O şekilde bir şey söylemediğini belirtiyor.